Şimdi size anlatacağım hikaye bir Ömer Seyfettin hikayesi çocuklar. O kim? Ömer Seyfettin çağdaş Türk hikayecilerimizden birisi. Şimdi size anlatacağım hikayenin adı da Kaşağı. O nedir? Kaşağı çocuklar atları tımar etmeye yarayan, bunların tüylerini parlaklaştıran bir nevi alet. Tarağa benzeyen bir alet. Tamam mı? Kardeşi Hasan'la Seyis'in dere kenarına su almaya gittiğini gören Asım, ahırdaki bir sandığın içinden annesinin babasına İstanbul'dan getirdiği gümüş kaşağıyı bulur. Atı tımar etmeyi deli gibi istemektedir. Kaşağının dişleri çok keskinmiş. Biraz bunları köreltmek lazım. Diyen Asım kaşağıyı duvarlara sürter. Kaşağının dişleri iyice bozulmuştur. Bu durum atları daha da huysuzlandırır. Sonra ne olmuş efendim dedi? Ne olacak? Çocukların babası yalağın içinde duran parçalanmış kaşağıyı bulmuş. Seyis! Buyur bey. Bu ne? Kim yaptı bunu? Vallahi bilmiyorum bey. Hasan yaptı Hasan. Hasan dün girdi ağıra, Seyis uyurken sandıktan kaşağıyı aldı ve yalakta kırdı. Git çağır kardeşini buraya. Tamam. Asım korkusundan yalan söylemiş, suçu kardeşine atmıştı. Bak Hasan, şayet yalan söylersen seni döverim. Peki yalan söylemem baba. Bu kaşağı neden kırdın? Ben kırmadım. Yalan söyleme. Yalan söylemiyorum. Yalan söylemek çok kötü bir şeydir. Doğruyu söyle bana. Doğruyu söyle. Hayır, yalan söylüyorsun. Hasan bir yıl içinde çok ağır bir hastalığa yakalanır. Asım kardeşinin bu durumuna çok üzülmektedir. Bir gece kardeşinin yanında babasına her şeyi anlatıp kaşağıyı kendisinin kırdığını itiraf etmeye karar verir. Böylece belki de kardeşi kendisini affedebilecektir. Ertesi sabah kalktığında her şeyi babasına anlatmaya karar verir. Ama uyandığında çok geç kalmıştır. Çünkü kardeşi çoktan cennete gitmiştir. Asım ne kadar üzülmüştür kim bilir. Yazık olmuş. İşte böyle çocuklar. Bazen yalan söyleyip iftira atıp hata yaptığımızda pişman olmaya bile vaktimiz kalmayabilir. Özgürce uç kelebek, çiçekler...